Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Doğutlu. Bugün Meta Akademi ile faktöriyel konusunu işleyeceğiz. İlk kağıdımıza geçelim. Bir ünlem işareti koyuyor sayıların soruluna ve bu ne demek oluyor anlamaya çalışacağız. Nedir bu ünlem işareti? Bakalım 5'in yanına ünlem işareti koyunca aslında bunun minbanası var arkadaşlar. Bu aslında 5 faktöriyel demek. Faktöriyel ne demek? Hemen inceleyelim bakalım. 5 faktöriyel demek 5'i 1'e kadar her sayıyla çarp demek. 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1 demek aslında. 5'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı. Mesela bak 18 faktöriyeli gördüğümüz zaman ne diyeceğiz? 18 çarpı, 17 çarpı, 10 alan hepsini buna yazacak mıyım? Hayır yazmayacağım. Böyle nokta nokta koyuyorum. Çarpı 1 şeklinde yazabiliyorum. Bak burada 1 var, 2 var, 3 var, 18 var, her şey var. 2 faktöriyeli baktığınız zaman 2 çarpı 1 demek bu kadar. 1 faktöriyeli ise Başka hiçbir şey yok. Sadece kendisi. Yani bir demek. Şimdi en faktörüyle gördüğün zaman hemen ne diyeceğiz ki? Bu aslında n çarpı. Bunu bir azaltacağız. N eksi bir. paranteze koyalım karışmasın. Çarpı. Bir, bir daha azaltacağız. N eksi iki çarpı. Nokta 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 kaça kadar canım? 1'e kadar. İşte bu kadar. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Sıfır faktöriyel Faktöriyel konusunda 1'e eşittir. Bunu hiçbir zaman karıştırmamamız gerekiyor. Şimdi ikinci kağıdımıza geçelim. Bölme. Şimdi çarpmayı, toplamayı, çıkarmayı sonra yapacağız. İlk başta bölme çok daha önemli. 6 faktöriyel ne demekti? 6, 5, 4, 3, 2, 1 demekti. E 5 faktöriyel ne demekti? 5, 4, 3, 2, 1 demekti. E baksanıza 5 ile 5, 4 ile 4, 3 ile 3, 2 ile 2 gitti hepsi değil mi? Birbirini götürdü. Cevap ne kaldı? Sadece 6 kaldı. Bak bunu kısa yoldan şöyle yapıyorum. Bu 5 faktöriyel değil mi aslında? E bu da 5 faktöriyel. E 5 faktöriyel ile 5 faktöriyel birbirini götürüyor. Demek ki 6 aslında neye eşit? 6 faktöriyel aslında 6 çarpı 5 faktöriyel eşit. Bak şimdi bunu şöyle yapacağım. 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8, 7, 6, 5 yazacağıma ne yazıyorum? 8 faktöriyel yazıyorum kısa yolda. Bak aşağısını ise hiç değiştirmiyorum. E bak şimdi aynı çıktı ya. Çat çat birbirini götürdü. Ne çıkıyor o zaman cevabımız? 10 çarpı 9'dan 90 çıkıyor. Bununla bunu çarparsak 90 eder. Şimdi bir şunu bilelim. En faktöriyel aslında neymiş o zaman? n faktöriyel eşittir. n çarpı n eksi bir n eksi 2 yazacağım ama n eksi 1 faktöriyel yazıyorum direkt. Mesela 19 faktöriyeli ben nasıl yazarım? 19 çarpı 18 faktöriyel diye yazabilirim demek ki. Şimdi bu ikinci sayfamızda şimdi üçüncü sayfamıza geçelim. Toplama çıkarma. Hemen neyi görüyoruz? Armut. O zaman demek ki elma armut hesabı yapacağız burada. Bakın şu bir armut değil mi? Şu da başka bir armut değil mi? Toplarsak ne olur? İki tane armut olur. Yani bak iki tane ne demek matematikte? İki çarpı demek bunu unutmayacağız. İki çarpı armutun aynısı. Bakalım buraya. Bu elma bu armut. Bunları toplayamam değil mi? Dolayısıyla bir değişiklik yapmam gerekiyor. Bak 6 faktöriyeli demin öğrenmişti Deminki sayfada. 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazabilir miydim? Hani birbirine benzesin diye. Bak şimdi. Eksi 5 faktöriyel. Bunu bak böyle yazdım. Bu 5 faktöriyelde olduğu gibi kaldı görüyor musunuz? E bak bu 6 tane armut demek değil mi? 6 6 ta tane armut. E bunun başında hiçbir şey yok ya. Bu da görünmez bir vardır. Bu da bir tane armut demek değil mi? 6 tane armuttan bir tane armut çıkarsa 5 tane armut demek. Bak matematikte 5 taneyi nasıl yazıyoruz? 5 çarpı diye yazıyoruz unutmayacağız. 5 tane armut. İşte bu da burada bu şekilde kalır. Cevabımız bu olur. Buraya bakalım. Bu soru çok karışık gözüküyor. Halbuki aynı demin yaptığımız sorular gibi. Hiç moralimizi bozmayacağız. Hemen diyoruz ki bu e armut, bu elma ama hepsi birbirinden farklı. Bu karpuz. Toplayamayız. Ama hemen ne yapıyorum? Bunu ben 11 çarpı 10 faktöriyel şeklinde yazabilirim değil mi? Bunu ben nasıl yazabilirim? 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel. 198 8 yazmayayım. Direkt onun yerine 10 faktöriyel şeklinde yazayım. Bak ne oluyor o zaman? Bu 10 faktörel olduğu gibi kaldı. Buraya yazdım. Artı. Bu da 11 tane 10 faktöriyel. Bunu aynen yazdım buraya. Bu, bulduğum şekilde. Artı bu da 12 ile 11'i çarparsak 132 eder. 132 tane 10 faktörel eder. Bak bu görünmez bir 1 vardır başında. 1 tane, 11 tane, 132 tane. Yani cevabımız 144 tane armut değil mi? Bir armut, 11 armut, iki armut. 144 tane armut. İşte diğer sayfamıza geçelim bu kadar basit toplama çıkarmadan. Kaç tane var soruları faktöriyelde önemli bir kavram. 29 faktöriyel eşittir a çarpı 2 üzeri m diyor. M'nin büyükleri. Bu soru çok korkutucu gözüküyor. Ama hiç korkmayacağız. Aslında bize sorduğu bir şey var burada. Onu anlamaya çalışacağız. Ne soruyor? Sorunun Türkçesi şu aslında. 29 faktöriyelin içinde yani bu zımbırtının içinde kaç tane üzeri şeklinde yazılan sayı var ya kaç tane 2 var diye soruyor bize. bunun Türkçesi bu aslında. O zaman hemen ne yapıyoruz? Bunun yöntemi ise şu. 29'u alıp 2'ye bölüyorum. Kaç, ka kaç çıkar? 14, 28, 1 kalır. Kalan önemli değil. Sonucu tekrar 2'ye bölüyorum. Bak 14'ü 2'ye bölsem 7 kere 2. 14, Buradan hiçbir şey kalmadı. Bir daha bölüyorum. Sonuna kadar bölüyorum. Bakın dikkat edin. 3 kere 2, 6, 1 kaldı. Bir defa daha bölüyorum. 1 kere 2, 1 kaldı. Bir defa daha bölebilir miyim? Hayır bölemem. Ondan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Sonuçta bulduğum sayılar var ya şunlar. Bu bulduğum sayıları yani 14, artı 7 artı 3 artı 1. Bunları topluyorum. Kaç çıkar? 25 çıkar. O zaman demek ki sorunun cevabı 25. Yani bu kadar değişik ve basit bir yöntemi var. Bunu öğrenirseniz eğer bu çok zor soru tarzını anlamış olursunuz. Burada şuna dikkat edelim. Şunu bilmemiz gerekiyor. Bölen asal sayı olmalı. Yani burada bölen sayı var ya. Şuradaki bölen sayı var ya. Her zaman asal sayı olmalı. Dikkat edeceğiz buna. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi soru tiplerine bakalım. 34 faktöriyel eşittir. K çarpı 6 T demiş. 6 üzeri T demiş. Yani burada T'nin maksimum değerini soruyorsa aslında ne soruyor? 34 faktöriyelin içinde kaç tane ne vardır diye soruyor bize aslında. 6 vardır diye soruyor. Ama dikkat edeceğiz. Burada çok önemli bir şey var. Deminki sayfada da anlatmıştım. 6 asal olmalı. 6 asal olmadığına göre ne yapacağız? 6'yı hemen çarpanları şeklinde düşüneceğiz. 3 ve 2 değil mi? Çarpanları. O zaman biz neye bakacağız burada? 3'e bakacağız. Büyük olana bakılır. Bunu unutmayın. Büyük olan neyse ona göre bakılır. O zaman sorumuzun cevabı şöyle. 34'ü sürekli 3'e böleceğiz. Bölüyorum 10. Tekrar 3'e bölüyorum 3. Tekrar 3'e bölüyorum 1. Sonra sonuçta çıkan zımbırtıları ne yapıyorum? 10, 3 ve 1'i ne yapıyorum? Topluyorum. 10 artı 3 artı 1'den kaç çıkıyor cevabımız? 14 sorumuzun cevabı. Şimdi şu soruya bakalım. 85 faktörün sonundan kaç basamağı sıfırdır? O zaman bize aslında sorulan şu. Bak hep aslında sorularını anlarsanız soruyu rahat çözebilirsiniz. Bize şunu soruyor. Sondan kaç basamağı sıfır diyerek. 85 faktöriyelin içinde kaç tane 10 vardır diye soruyor. Çünkü kaç tane on varsa o kadar sonunda sıfır vardır. Hani bir sayıyı onla çarpınca sonuna sıfır eklenir mantığı vardı ya. Hemen ne yapıyorum o zaman? 85'i ona mı böleceğim? Hayır. 10 asal bir sayı değil. O zaman buna dikkat. Buna dikkat ediyoruz. Ne diyoruz? 10 aslında nedir? Hemen bakalım. 10 aslında 5 çarpı 2 değil midir? Hangisine bakmalıyım? Dikkat edin. 5'e bakmalıyım çünkü büyük olan bu. O zaman 85'i sürekli 5'e bölüyorum. 17 tekrar 5'e bölüyorum. 3 tekrar 5'e bölüyorum. Hayır o zaman burada kaldı bitti. O zaman sonuçta çıkan sayıları da topluyorum. 17 artı 3 diyorum. 20 cevabımız 20 oluyor arkadaşlar. Şimdi size bir e, sorumuz var. Bu soruyu yaparsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu soruyu yaparsanız bir ödülümüz de var aynı zamanda. Bu sorumuz bu. 35 faktöre eşittir. A çarpı 5 üzeri x. x'in maksimum değeri. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.